Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Alemlerin Rabbi olan Rabbimize hamdolsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, onun aline, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Allahümme fehhimna esrara Kur'anik. Allah'ım bize Kur'an'ının sırlarını fehmettir, anlamayı lütfeyle bizlere. Ve elbisna melabise envarik, ve onun nurlarıyla bizleri giyindir, beze. Ve vaffikna li hizmetihi, ve onun hizmetinde de bizlere tevfik ve yardımını lütfu ihsan eyle. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim sadrımı şerh eyle, gönlümüzü genişlendir. Ve yessirli emri, işimizi kolaylaştır. Vahlül ukdeten min lisani, lisanımızdaki düğümü çöz. Ve vaffikna ve vahlül ukdeten min lisanihi yefkahu kavli, ve sözümüzü anlaşılır kıl. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duası. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Mürselin. Bugünkü dersimizde inşallah genel itibariyle şuur, yani farkındalık üzerinde duracağız. Çünkü bu zamanın en büyük belki de erozyona uğrayan hakikati gaflet. Gözünün önündeki şey, insanın görüp ne manaya geldiğini idrak noktasında çok farkındalığının açık olmaması. Görünen şeyin arkasındaki manaya çok böyle kolaylıkla nüfuz edememesi en büyük problemlerden birisi. Yani insanlar arası ilişkilerde de bunun olması gereken hali nasıl karşımıza çıkıyor? Kişi kendi aleminde değer verdiği, değer atfettiği birisinin kendisiyle olan muhatabiyetinde, sosyal ilişkilerinde kendisini gördüğünde simasına yansıyan mana, işte tebessüm mü etti, mutlu mu oldu onu görmekten, veya işte siz onunla işte bir şeyler paylaşırken, bir görev, vazife veya bir şeylere, bir yerlere giderken, bir paylaşımda bulunurken sizin haliniz, tavrınız, yaptığınız şey onun simasına mutluluk, memnuniyet olarak mı yansıdı, veya İşte ya keşke yapmasaydı falan filan türünden böyle bir kırgınlığı gösterir bir mana mı yansıdı suratına, simasına? Bu mimikleri okuma insanlar arası ilişkilerde çok ehemmiyetli, öyle değil mi? Veya yani hani bir iş yerinde çalışıyoruz, patronumuz var, işverenimiz var, bize bir proje emanet edildi. Projeyi yaptık, götürdük patrona veya işte şirketin sorumlu, o projeyi veren kişisine, sorumlu müdürümüze projeyi takdim ettik, projeyi inceliyor. Şimdi projeyi incelerken bizim gözümüz projenin sayfalarına mı bakar? Yoksa şirketin sahibinin, proje sorumlusu, üst sorumlu olan yetkilinin simasına yansıyan manayı mı takip eder? Simasına yansıyan manayı takip eder. Yani sayfaları, projenin sayfasını, işte takdim sırasını, evrakların düzenleniş tarzını, öyle değil mi? Sonrasında projenin içeriğine doğru yavaş yavaş ilerlediğinde, yani simasına böyle helal olsun, yani güzel bir şeylerin yapıldığını hissettirir, karşı tarafa ikna eder veya karşı kendi alemine böyle bir mana yansımasını okuma kişi açısından önemlidir. Çünkü iletişimi %90'lı sözlü iletişim değildir yani. Mimiklere yansıyandır, hale yansıyandır, tavra yansıyandır. Yani sözün tamamı herkese söylenmez. Eğer bir yapılacak işin en ince ayrıntısına kadar birilerine tarif ediliyorsa o kişinin o işten çok bir bilgisi yoktur. Anlayışı, kavrayışında biraz sıkıntı vardır. Dolayısıyla hata olmasın diye ne yapılır? En ince ayrıntısına kadar bu ne yapılır? Aktarılır. Şimdi insanlar arası ilişkilerde biz bunlara ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Veya dikkat etmemiz gerekiyor yani. Şimdi sınıfta 30 tane öğrenci var. Öğretmen 30 öğrenci, 30 farklı mizaç, 30 farklı fıtratı sınıfta her birine bir söz söyleyerek hizada tutmaya çalışsa o ders işleyemez öğretmen. Birisine şöyle yan bakışıyla, birisine sitemkar bir bakışıyla, birisine böyle hafiften böyle canının sıkıldığını ifade eder bir bakışla sınıfı hizaya sokar yani. Öğrenci o manayı okumayı öğrendiyse zaten mesele bitmiştir yani. İletişimde amaçlanan noktaya ulaşılmıştır. Şimdi bu insanlar arası ilişkilerde böyle olduğu gibi Rabbimiz kullarına da bazı şeylerle, eserleriyle, gönderdiği yaşanan hallerle, bu nimet hali olabilir, musibet hali olabilir, ne yapıyor? Kendi söylemek istediği mesajını iletiyor. Her hal Rabbimizden bize gelen bir mektup gibi, bir mesaj gibi.
Yani bunu okuma noktasında birincisi ne olmak lazım? O hususta hassas olmak lazım. Yani bu halden, bu durumdan bana çıkan ders nedir? Rabbim bu durumla bana neyi söylemek istiyor? Söyleyen gafil, söyleten gafur ve hakim derler mesela. Söyleyene değil, söyletene bak. Bu en alakasız kişi, alakasız bir şey söyledi bana. Bunu söylemek onun harcı değildi ama bu kelimeyi bunun diline gönderen birisi var yani. O hakim ve hikmet sahibidir. Bana onun lisanıyla bir şeyleri duyurmaya çalışıyor. İşte bu nazarla, bu şuurla kainata muhatap olmak. İşte şimdi dersimizin işte içeriği inşallah bununla ilgili olacak. Evet, ve bihi nesta'in. Rabbimizden yardım dileriz. Biz gözümüzü açtıkça, kainat yüzüne nazarımızı saldırdıkça, bıraktıkça şöyle kainatta ne var? Mesaj namına, hikmet namına, eserler namına. En evvel gözümüze ilişen âm ve mükemmel bir nizamdır. Umumi, her şeyi kuşatan umumi, âm, mükemmel bir nizamdır, kusursuz bir düzen. Ve şamil, her şeyi içine alan, kuşatan hassas bir mizandır. Şimdi bir nizam var, her şey kurallara riayet ederek bir düzen dahilinde ne yapıyor? Hangi vazifeyi icra edecekse o vazifeyi icra ediyor. Ama bu da aynı zamanda hassas bir mizan. Yani benim düzenim bozulmasın diye diğerlerinin düzenine tecavüz etmiyor kainatta yaratılan hiçbir şey. Hepsi o düzeni yürütürken diğerlerinin kendi iç düzenleriyle, diğerlerinin bu kainatın umumi nizamını, düzenini, dengesini sağlamak için hepsi kendi içinde bir dengede ve hepsi de bir düzen dairesinde yürüyor. Ve bu düzen ve denge bütün kainata şamil kuşatıyor. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Her şey dakik, çok ince bir nizam ile, çok ince kurallara bağlanmış bir şekilde hassas bir mizan, hassas bir denge, birbirleriyle denge ve ölçü içindedir. Daha bir parça bu düzeni, her şeyin belli bir düzen dairesinde vücuda geldiğini gördükten sonra, işte dünyanın dönüşü bir düzen, kendi ekseni etrafında dönüşü bir düzen, dünyanın güneşin yörüngesinde dönüşü bir düzen, güneş sisteminin işte Samanyolu galaksisiyle birlikte bir dönüş hareketiyle birlikte Şems-ü Şumus, güneşlerin güneşi denen noktaya doğru gidişi bir düzen ve bunların kendi iç düzenleri, sistem içi düzenler, galaksi içi düzen, hiçbiri birbirini bozmadan denge içinde devam eden, kusursuz devam eden bir düzen var. Biraz daha bir parça dikkati nazar ettikçe, biraz daha derinleştirdikçe nazarımızı, yeniden yeniye bir tanzim ve tevziniyet gözümüze çarpıyor. Şimdi böyle bir düzeni kurmak nedir? Zordur, güçtür. Şimdi bu düzeni kurduktan sonra mesela evde ev hanımları ne yapar? İşte misafir odası vardır, misafir salonu. Şimdi orada bir düzen koyar, her şey yerli yerinde olacak, hiç kimse dokunmayacak oraya. Orası umumi, herkesin kullanacağı bir oda değildir, değil mi abi? Orada hiçbir şeyin yeri oynamayacak. Oynarsa düzen bozulur çünkü. Ama Cenab-ı Hakk'ın düzeninde veya kainatta gördüğümüz düzende böyle bir şey var mı? Hayır, sürekli bir yeniden yeniye bir tanzim. Yeniden yeniye o düzen ne yapılıyor? Yeniden düzenleniyor. Durgunluk diye bir şey yok. Her an hareket devam ediyor. Ve bu yeniden yeniye düzenin yenilenmesi, aktif bir şekilde devam etmesi neyle birlikte oluyor? Ve tevziniyet gözümüze çarpıyor. Yani o düzen o şekilde yenileniyor ki, bir vezin, yani şiirdeki kafiye gibi uyumlu bir şekilde yenileniyor. Böyle bir çıkıntı durum yok. Uyum içinde yenileniyor bu düzen. Bir tevziniyet gözümüze çarpıyor. Yani birisi intizam ile, düzen ile o nizamı değiştiriyor. Belirli bir sıra ile o nizamı, o akış sırasını, düzenini değiştiriyor. Ve tartı ile o mizanı tazelendiriyor. Tartı ile o dengedeki mizanı ne yapıyor? Yeniliyor, tazelendiriyor. Her şey bir model olup pek kesretli, muntazam ve mevzum suretler giydiriliyor. Bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Yani kadın evleniyor, hamile kalıyor, vücudunda yeni bir düzen başlıyor. Vücuda getirilecek olan yeni bebek için yeni bir düzen başlıyor vücutta. Vücut o ana kadar çalışmadığı bir sistematikle çalışmaya başlıyor. İkinci bir canlıyı besliyor, büyütüyor içinde. O canlı işte Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle vücuda geldikten sonra ne oluyor? Düzen hiç denge bozulmadan yenileniyor. Her gün her gün o düzen çocuğun ihtiyaç duyduğu bileşimde süt üretmeye başlıyor. Bir haftalık
bebeğin içtiği sütün bileşimiyle 3. haftada içtiği sütün bileşimi aynı değil. Ama annenin beslenme tarzı aynı. Vücut aynı hücrelerden müteşekkil ama düzen aktif bir şekilde yenileniyor. Bebek sütten kesiliyor, vücut süt üretmeyi terk ediyor, bırakıyor. O ana kadar, bebek dünyaya gelinceye kadar mekanizma aynı olmasına rağmen vücutta süt üretimi diye bir şey yok. Ve bu neyle oluyor? Bir tevziniyet, bir uyum içinde. Dengeyi bozar, görüntüyü çirkinleştirir, bir tarz ile değil. Bir vezin, bir uyumla, kafiye gibi böyle uyumlu bir şekilde akıyor sistem yani. Daha ziyade dikkat ettikçe o tanzim ve tevzin altında o nizamın yenilenmesi ama bunun da neyle birlikte yapılması? Bir vezinle, bir uyumluluk, güzel bir uyumluluk içerisinde yapılmasının içinde, onun altında ne var? Bir hikmet ve adalet görünüyor. Tamam, sadece uyuma, hani Üstad Hazretleri'nin, Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. Yani kafiyeyi, bir metnin ana ruhu olan mana var, lafız var, bir de mana var. Şairler ne yapıyor? Manayı çoğu sefer lafza feda ediyorlar. Şiirin metni güzel çıksın diye. Hatta birisi kafiye uymamış, hanımının ismi Safiye'ymiş. Yani kafiye uymuyor uymayadan sabretmiş sabretmiş ama şair hassasiyeti yapamamış ama tallaktus Safiye demiş yani. Safiye'yi boşadım demiş. Ne yaptın sen demiş. Kafiye böyle uydu demiş. Safiye gitti yani. Kafiye uysun. Böyle bir şey yok yani Cenab-ı Hakk'ın düzeninde. Ne var? Dikkat ettikçe o tanzim ve tevzin altında uyumlu bir şekilde o düzenin yenilenmesi altında ne var? Bir hikmet ve adalet görünüyor. Her harekette bir hikmet ve maslahat gözetiliyor. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hiçbir şeyde abesiyet ve hikmetsizlik görünmüyor. Şu an ilim dünyası bazı şeyleri fark etmese bile, bazı şeyleri ya bu gereksiz dese bile zamanı gelince onun aslında gereksiz denen şeyin aslında Cenab-ı Hakk'ın mucizesinin ta kendisi olduğunu kendisi ikrar etmek, ilan etmek zorunda kalıyor. Yani yıllarca böyle işte bacağın içinde boydan aşağıya doğru atıl kalın bir damar var. Bu damarın bu kadar kusursuz bir düzen içerisinde ne işi var? Abes deniyor. Ondan sonra bir bakıyor ki bypass ameliyatları, kalbin damarları tıkanmış, tıkalı damarlar bypass edilecek, iptal edilecek, yeni damarlar falan ameliyat yapılacak. Yedek parçasını koymuş Cenab-ı Hak vücudun içine. Yani abes ve hikmetsiz hiçbir şey yok. Her harekette bir hikmet ve maslahat, bir fayda gözetiliyor. Bir hak, bir faide takip ediliyor. Hatta İmam-ı Gazali ne demiş? Dünyadaki, bu kainattaki düzeni gördükten sonra leyse fil imkan, imkan dairesinde yoktur. Ne yoktur? Ebde'u mimma kan. Şu anki durumdan daha güzel bir düzen olamaz imkan dairesinde. En mükemmel düzen şu an kurulu düzendir. Demek bütün mevcudattaki şu nizam ve mizan, her şeyin belirli bir kurallara riayet ederek hayatiyetini, vazifesini devam ettirmesi, kendi aleminde onu yaptığı gibi her birinin kendi aleminde o düzene uygun hareket ederken birbirleriyle de denge halinde bu düzenin devam ettirilmesi, umum, âm bir tanzim, bütün her şeye bakan bir düzenleme, düzen koyuculuk ve tevziini, bu neyi gerektirir? Yani tek bir mahlukun yaratılan bir bitki türünün, bir hayvan türünün vazifesini kusursuz bir şekilde yapması için bir düzen, sıra düzeni konmuş olsun kurallar halinde ve o mahluk, o yaratılan, o bitki, o hayvan hayatiyetini o kanuna göre yürütsün. Şimdi onun hayatında kendi önüne çıkacak bir kısım diğer kanun, diğer mahlukların, yaratılanların hayat düzenleri olacak. Bunun uyum içinde gitmesi için ne lazım? Umumi, bütün kainattaki her bir mahlukun teker teker düzenlemesini gören, onu belirleyen ve her biri bir araya geldiğinde bunun da bir mizan içinde, denge içinde yürümesini sağlayacak umumi bir tanzim. Bütün kainatı tek elden görerek o kurallar silsilesini koyan bir tanzim, bunu da güzel bir uyum içinde olması için tevzini gerektiriyor. Başka? Ve o tanzim ve tevzin neydi? Sadece düzen ve uyumluluğa bakılmıyordu. Güzel bir uyuma bakılmıyordu. Altında ne vardı? Âm, umumi, her şeyi içine alan bir hikmet ve adaleti. Her şeyde faydalara riayet etmeyi, bunu da ölçülü bir şekilde yapmayı. Çünkü adalet nedir? Her şeye hakkını vermektir. Her şeye aynı şeyi vermek değil, eşit vermek değil. Her şeye hakkını vererek yapılan bir hikmetli bir düzenlemeyi. Ve o hikmet ve adalet
bir kudret ve ilmi gözümüze gösteriyor. Şimdi bir düzenleme var, nizam var, tanzim var, düzenleme var. Bunun her birinin uyum içinde olmasını sağlama var. Burada hikmetlere, faydalara riayet etme var. Bunu da hepsinin tam kaldıracağı ölçüyle yaparak bu düzeni kurgulama var. Bu düzen neyi gerektirir? Bir kudreti gerektirir. Kainat çapında bu düzeni kusursuz bir şekilde kurgulayabilecek bir kuvvet, kudret. Bir de onu yapacak bir ilmi. Ne yapıyor? Gözümüze gösteriyor. Ne gözümüze? İlim ve idrak gözümüze gösteriyor. Demek bir kadir-i külli şey, bir alim-i külli şey, her şeyin üzerinde kudret sahibi ve her şeyin ilmi indinde yanında olan alim, şu perdelerin arkasında akla görünüyor. Ne demiştik? Yaşanan halin, simaya yansıyan mananın şuurunda olmak. Şimdi görünen perde bu. Kusursuz bir dizi düzen var. Yani sirklerde böyle top çevirenler olur. Şimdi adam alsa iki tane topu çevirse şöyle yukarıdan döndürse, bu elinden atsa öbüründen. Üç tane topu çevirse, vay seyretmeye devam ediyoruz, dikkatimiz uzanıyor. Dört top, beş top, altı top, on top, yirmi top, bir anda gözlerimiz açılmaya başlar yani. Şimdi yirmi topu ne yapıyor adam? Sadece döndürüyor yani. Aynı zamanda bu yirmi topu bir de döndürürken kendi ekseni etrafında da döndürse, sadece toplar dönmese şöyle, kendi ekseni etrafında da döndürse, insanlar ağızları açık bir şekilde kendilerinden geçerler, alkışlamaya başlarlar. Ya yaptığı nedir yani? 20 tane topu döndürüyor yani. Şimdi Cenab-ı Hak, milyarlarca yıldızlar bulunan sayısı bilinmeyen galaksileri, kendi ekseni etrafında, kendi merkez medarının, yörüngesinin merkezinin etrafında, sistem olarak, galaksi olarak, birbiri içinden geçerek, hiçbirini karıştırmadan, bu derece kudretli bir şekilde galaksiler aleminde bunu yaptığı gibi 80 trilyon hücrenin içinde de her bir atomun elektronlu, protonlu, nötronlu yörüngesinde çarpıştırmadan, hizmetine sekte vermeden ne yapıyor? Kusursuz bir şekilde, uyumlu bir şekilde çalıştırıyor. Bu neye görünür? Şu perdeler arkasında ne görünür? Bir kadir-i külli şey, her şeyin üzerinde kudreti olan ve bir alim-i külli şey şu perdelerin arkasında akla görünür. Akla görünmesi gerekir. Hem her şeyin evveline ve ahirine bakıyoruz. Her şeyin öncesine ve sonrasına bakıyoruz. Hususan özellikle zihayat nev'inde görüyoruz ki, hayat sahiplerinin aleminde görüyoruz ki, başlangıçları, asılları, kökleri, hem meyveleri ve neticeleri öyle bir tarzdadır ki, güya tohumları, asılları birer tarife, birer program şeklinde. Bitkilerin tohumları, asılları nasıl? Bir tarife, bir program gibi. O şekilde. Bütün o mevcudun cihazatını, o mevcutta hangi cihazlar olacak, hangi vazifeleri görecek? Bitki ise bu hangi iklim şartında nasıl o iklim şartına adapte edici olacak, hayatiyetini nasıl devam ettirecek, meyveye nasıl duracak? Hepsi orada programlanmış. Asılları birer taife, birer program şeklinde bütün o mevcudun cihazatını, cihazlarını tazammun ediyor, içinde bulunduruyor program halinde. Ve neticesinde ve meyvesinde, bitki vücuda geldi, meyveye durdu. Sonra meyvenin bir çekirdeği geldi yine, neticesinde ve meyvesinde. Yine bütün o zihayatın manası süzülüp onda tecemmu eder. Çekirdeğinde yine toplanır o zihayatın manası. Bir sonraki nesle aktarılır. Tarihçi hayatını ona bırakır. Güya onun aslı olan çekirdeği, desatiri icadiyesinin bir mecmuasıdır. Onun nasıl vücuda geleceğinin bir mecmuasıdır, silsile şeklinde. Onun adımları program halinde yazılmıştır. Onun mecmuasıdır. Ve meyvesi ve semeresi ise evamir-i icadiyesinin bir fihristesi. Nasıl yaratıldı? O meyve nasıl vücuda geldi? Hangi iklim şartlarından geçti? Hangi düzenlemelere tabi oldu o iklim şartlarına karşı? Onların nedir? Bir fihristesi, bir özü şeklinde ne oluyor? Çekirdeğine yeniden tevdi ediliyor, emanet ediliyor. Sonra o zihayatın, hayat sahibinin zahirine ve batınına bakıyoruz. Dış görünüşüne ve iç alemine bakıyoruz. Gayet derecede hikmetli bir kudretin tasarrufatı, gayet derecede hikmetli bir kudretin tasarrufu, eser olarak ortaya koyduğu bir fiili ve nafiz bir idarenin, iradenin, içine nüfuz edici bir iradenin, bilerek, görerek, irade ederek, isteyerek yapan bir iradenin tasviratı ve tanzimatı görünüyor. Yani bir kuvvet ve kudret icat eder, bir kuvvet ve kudret icat eder
bir emir ve irade suret giydirir. Kudret ve kuvvet ve kudret yoktan var ediyor, icat ediyor. Emir ve irade ise ne yapıyor? O yaratılanlara suret giydiriyor, görünür hale getiriyor. İşte bütün mevcudat, bütün bu şekilde kendilerine vücut verilenler, böyle evveline dikkat ettikçe bir ilmin tarifenamesi. İlim ne yapar? Kitabetle not alır, önemli noktaları kaydeder. Program şeklindedir. Evveline dikkat ettikçe bir ilmin tarifenamesi ve ahirine dikkat ettikçe o ilim şu şöyle yapılacak, bu böyle yapılacak programın neşv-ü nema ile vücuda gelmiş hali nedir? Bir sani'in planı ve beyannamesi. Evveli nedir? Program, bir ilmin beyannamesi. Ahiri nedir? Vücuda gelmiş hali, esere durmuş hali, meyveye durmuş hali ise nedir? Bir sani'in, sanatkarın planı ve beyannamesi. Açığa çıkmış, açık ilan edilmiş hali. Ve zahirine baktıkça, dış görünüşüne baktıkça bir faili muhtarın ve müridin gayet sanatlı ve tenasüplü bir hulle-i sanatı. Zahirine baktıkça, o yaratılan eserin dış görünüşüne baktıkça bir faili muhtarın ve müridin gayet sanatlı ve tenasüplü bir hulle-i sanatı. Şimdi Risale-i Nurlar'da yani lisan-ı Kur'an'ın muhafızıdır diyor Üstad Hazretleri. Risale-i Nur'un vazifesi için. Kur'an lisanının muhafızı. Yani lisan harflerin muhafaza edilmesi midir sadece? Yoksa o lisan içerisinde kavramların, kelimelerin, ibarelerin, lafızların olması gereken makamda kullanılması mıdır? Gerçek manada derinlikle düşünmek gerekirse hakikatinin muhafazasıdır. Burada Üstad Hazretleri'nin kullandığı Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesi de çok ilginç yani. Ne diyor? Zahirine baktıkça yaratılan her bir sanatlı mahlukun dış görünüşe bakınca ne görünüyor? Faili muhtar. Bir fiil işleyen var ama bu fiil işleyen alelade bir işleyici değil. Nasıl bir işleyici? Muhtar. Yani yapacağı şeyde hürriyet sahibi. Kendisi ne isterse onu yapacak derecede seçme iradesi var. İrade-i külliye sahibi. Ve müridin nasıl seçiyor o Cenab-ı Hak? Öyle bir seçiyor ki insan diyorsun, dünyanın neresinde görürsen bu insan dersin. Hepsinin temel uzuvları aynı ama hiçbirini birbirinden tıpatıp aynı yaratmıyor. Mürid irade ediyor, muhtar seçiyor. Sen şusun, sen busun. Tamamen tıpatıp aynısını yaratmıyor, basma kalıp yaratmıyor. Onu hususiyle, bütün esma ilahiyesiyle direkt ona yönelerek onda tecelli ederek onu yaratıyor. Şimdi araçlarda falan olur mesela. İşte çok üst düzey, üst model arabalarda, çok yüksek fiyatla satılan arabalarda yazar mesela üretici firma handmade, el yapımı der. Fabrikasyon çıktı değil yani. Bu basma kalıp basılmış bir araba değil. Her parçası nedir? Her parçası ustanın birebir elinden, yani temel ana parçaları, ustanın birebir elinden çıkmış malzeme. Dolayısıyla onlar ne oluyor? Senede 3-5 tane falan üretiliyor. Çok yüksek maliyetlere satılıyor, fiyatlara satılıyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da yarattığı her bir mahluku, onun desti kudretinin, desti muhtar ve mürid olan elinin neyidir? Eseridir. Birebir o, bütün esma ilahiyesiyle o mahlukunda tecelli etmiştir. Buna ne diyoruz? Ehadiyeti diyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Bütün insanlık aleminin tek bir temel uzuv olarak aynı olmasına da ne diyoruz? Vahidiyet diyoruz. Bütün insanları göremeyen Hazreti Adem'den kıyamete kadar ki tüm insanlar nazar-ı şuhudunda, görünür nazarında olmayan bir yaratıcı, kıyamete kadar gelen İki insandan bir tanesini bile tıpatıp aynısı olmayacak şekilde yaratamaz. O zaman bütün insanların Halik'i tek bir, mürid olan Cenab-ı Hak'tır. Demek ki zahirine bakınca ne oluyor? Bunu gösteriyor bize. Yani cevizin yaprağı aynıdır ama iki ceviz yaprağı tıpatıp aynı değil. Bir faili muhtarın ve müridin gayet sanatlı ve tenasüplü uyumlu bir hulle-i sanatı, böyle sanat eseri, örtülerin içerisine serilmiş,
paketlenmiş bir sanat eseri. Ve batınına baktıkça bir kadirin, bir kudret sahibinin gayet muntazam bir makinesini ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. 80 trilyon tane ortalama insan vücudunda hücre çalışıyor. Hücre değil, fabrika çalışıyor yani. 80 trilyon. Günde milyarlarca partikül giriyor ya, milyarlarca partikül işleniyor, enerjiye dönüşüyor, milyarlarca partikül dışarıya atılıyor. 80 trilyon hücreden toplanan mükemmel bir lojistik sistemi var, dışarıya atılıyor nefes yoluyla, atıklar veya başka yollarla. Hiç ifrazatta, malzemenin girişinde bir sıkıntı yok. 80 trilyon yani. Şimdi bir pandemi oldu, 8 milyarlık dünyada bir lojistik krizi patlak verdi. Ürünler sevk edilemiyor yani. Ama her gün Cenab-ı Hak, her an 80 trilyon hücre çarpı 8,5 milyar insan, çarpı o kadar başka canlı, hiçbir eksiklik olmadan, hiçbir lojistik krizi yaşanmadan gıdalar geliyor, işleniyor fabrikada, atıklar atılıyor, hiçbir kriz olmuyor yani. Hastalık olsa da olmuyor, sağlık olsa da olmuyor yani. İşte bu hal ve şu keyfiyet. Biz zarure ve bilbedahe, zaruri olarak ve apaçık bir şekilde ilan eder ki hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekan bir tek Sani-i Zülcelal'in kabzayı tasarrufundan hariç olamaz. Hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekan bir Sani-i Zülcelal'in kainatta bu derece büyük kudretiyle celalini ortaya koyan ama celalini neyle ortaya koyan? Sanatındaki kusursuzlukla ve mükemmellikle ortaya koyan bir sanatkarın neyinden? Kabzayı tasarrufundan, tasarruf elinin tutmasından ne olamaz? Hariç olamaz. Hiç her bir şey ve bütün eşya, bütün şuunatıyla, bütün o eşyanın vücudunu gerekli kılan her şeyiyle bir kadir-i müridin, kudret sahibi bir sanatkarın ama irade ederek kudretini tecelli ettiren bir kadir-i müridin neyidir? Kabzayı tasarrufunda tedbir edilir, ihtiyaçları görülür ve bir Rahman-ı Rahim'in tanzimiyle, düzenlemesiyle ve lütfuyla güzelleştiriliyor ve bir Hannan-ı Mennan'ın tezyiniyle, süslendirmesiyle her bir şey ne yapılıyor? Süslendiriliyor. Evet, başında şuur ve yüzünde gözü bulunana şu kainat ve şu mevcudattaki nizam, kurulan düzen ve mizan, bunun her birinin birbirleriyle diğerlerinin düzeniyle dengede olması ve tanzim ve tevzim ve sürekli bu düzenin yenilenmesi ve bunun da güzel bir şekilde, uyumlu bir şekilde yenilenmesi neyi gösterir? Başında şuur, yüzünde gözü olana neyi gösterir bu hal ve şu keyfiyet? Yekta, bir tek, yekta, vahid, bütün kainata tek başıyla, bütün kainatı tasarrufunun kabzasında tutan, elinde tutan ve ehad, bütün kainata tasarruf ediyor ama her bir mahlukuna da hususiyle ona tecelli ederek tasarruf ediyor. Vahid, ehad, bunu neyle yapıyor? Hepsinde bu derece kusursuz bir şekilde icat edebilmek neyi gösterir? Kadir, mürid, kudret sahibi ama bilerek irade ediyor. Alim, ilmi var ve hakim bir zatı vahdaniyet mertebesinde gösterir. Bütün kainat çapında bir büyüklükle gösterir. Evet, her şeyde bir birlik var. Birlik ise neyi gösterir? Biri gösterir. Şimdi arabalarda söyleniyor, işte 20 bin parça var bu arabada, 30 bin parça var, 40 bin parça var. Şimdi her birinin üretildiği fabrika birçoğu farklı yani. Bir arabaya belki 800, belki 300, 500 farklı yerden, farklı fabrikalardan ne geliyor? Parça geliyor. Şimdi bu parçalar, on binlerce parça bir araya gelip kusursuz bir uyum içinde nasıl çalışabilir? Her parçanın dizayn edicisi tek bir kişi olduğu için. Hepsi değişik parçaların dizaynını, ölçüsünü çıkarıyor ama en sonunda bu parça, senin çizdiğin civatanın ölçüsü benim çizdiğim motorda bıraktığım yuvaya uygun mu? Temelde ne olacak? Tek bir üst akıl bütün hepsinin kontrolünü sağlıyor ki o kadar on binlerce parça ne oluyor? Uyumsuzluk vermeden saatte işte dakikada 8-10 bin devir yaparken o makine kusursuz bir şekilde bir arıza vermeden çalışıyor. Evet, başında şuur ve yüzünde gözü bulunana şu kainat ve şu mevcudattaki nizam ve mizan ve tanzim ve tevzin
bir tek, yekta, vahid, ehad, kadir, mürid, alim, hakim bir zatı vahdaniyet mertebesinde bütün kainat çapında büyüklükte gösterir. Evet, her şeyde birlik var. Birlik ise neyi gösterir? Biri gösterir. Mesela dünyanın lambası olan güneş birdir. Öyleyse dünyanın maliki dahi birdir. Mesela zemin yüzündeki zihayatların hizmetçileri olan hava, ateş, su birdir. Öyleyse onları istihdam eden, onları hizmet ettiren ve bizlere musahhar eden birdir. Buradan Cenab-ı Hakk'ın vahdetini inşallah bir kapı açtıktan sonra bu bizi nereye götürür? Cenab-ı Hak kendisini bu şekilde eserleriyle ortaya koyduktan sonra bizi götüreceği şey neresidir? Haşr Risalesi'nin mukaddeme kısmında bir iki pasaj okuyarak inşallah devam edeceğiz. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile, bu kadar güzel sanatlı eserlerle kendini zişuura tanıttıran ve kıymetli nimetlerle kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişuurdan marziyatı, razı olacağı haller, beklentileri ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Bu kadar masrafı, bu kadar kusursuz kainatı boşu boşuna yapsın, insanlar gelsinler. Canları ne istiyorsa yapsınlar. Çoğu da yanlış işler yapsın, dağıtsın, bozsun, hevesine tebayet etsin, ortalığı batırsın, gitsin. Bunun için mi yaratmıştır? Yoksa bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetlerle kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişuurdan, onun karşılığında şuur sahiplerinden marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Şimdi bu kadar kusursuz bir aleme gelen, doğan insan nasıldır? Hem hiç mümkün olur mu ki nev'i insanı şuurca kesrete müptela? Yani nerede ne görüyorsak dikkatimiz dağılıyor oraya. Öyle değil mi? Aa, şu ne kadar güzelmiş. Vay, şurada ne kadar güzel şeyler varmış. Şurada bir şelale varmış, gördün mü? Şu meyvelerden tattın mı? Şurada şöyle güzel bir manzara varmış. Şu kitabı okudun mu? Bakın ne kadar etrafımızdan, dünyadan ne malumat geliyorsa dikkatimiz oraya dağılıyor. Şuurca kesrete müptela olan her şeyden etkilenmeye hazır bir mizaçta yaratmış Cenab-ı Hak. Nev'i insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ama kabiliyetçe de ubudiyeti külliyeye müheyya suretinde yaratıp, yani her gördüğü halden Cenab-ı Hakk'ın kulluğuna bir kapı açabilecek bir kabiliyette yaratıp, hem şuurca her şeyden etkilenip dikkati çabuk dağılabilen, demek ki her bir aleme kabiliyeti açık. Ama burada bir risk de var, dikkat de dağılabilir. Ama bu kabiliyetin açık olmasının bizi götüreceği şey nedir, ne içindir veya? Ubudiyeti külliyeye, her halimizle Cenab-ı Hakk'a kulluk vasfımızı ilana müheyya bir istidatta, hazır bir kabiliyette yaratıyor Cenab-ı Hak. Muallim, şimdi kabiliyet bu ama bu kabiliyetin riski nedir? Dikkatin çok çabuk dağılması, çabuk parçalanması. O zaman ne lazım? Bir muallim rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete, dikkat dağıtıcı her bir ortamdan, onların her birinin asıl kaynağı olan, görmemiz gereken güzelliklerin asıl kaynağına, kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Aynadaki güneşe aşık olana, kardeş, bu aynadaki güneş tepedeki tek olan, yekta olan güneşin görüntüsüdür. Gel sana ben güneşi göstereyim deyip, onu bodrumundan çıkarıp, gafletinin bodrumundan çıkarıp, öyle değil mi? Gafletinin bodrumundan çıkarıp, şöyle bir pencereyi açıp güneşi göstermek. Şimdi bu zamanda da insanların dikkati fazlasıyla dağılıyor, öyle değil mi? Yani onu gafletinin ortaya çıkardığı şeyle müptela olduğu güzelliklerden çıkarıp, kardeş, senin gördüğün bu güzellik aslında Cenab-ı Hakk'ın, yani cemil olan, latif olan Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu güzelliklerin onun üzerindeki tecellisidir. Gel ben sana onu göstereyim diyerek aslı kaynağına yönlendirmek. Bir muallim rehber vasıtasıyla, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete, yüzlerini, o güzelliğin asıl kaynağına yüzlerini çevirmek istemesin. İster mi? Tabii ki ister. Gereği de budur zaten. O tecelliler, o güzellikler benimdir diyecek değil mi Cenab-ı Hak muallim rehber vasıtasıyla? Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, nübüvvet vazifesi var ki daha bunlar gibi çok. Her biri
bir bürhanı kat'idir ki, kat'i bir bürhandır ki, neye kat'i bir bürhandır? Uluhiyet risaletsiz olamaz. Böyle bir kainatın, böyle bir kusursuz bir sanatkarı varsa o uluhiyet ne olmaz? Resul göndermeksizin olmaz. İnsanı yaratan kendi yarattığını her şeyden daha iyi bilir. Onun nerede ayağının sürçeceğini en iyi bilendir o. Onların dikkatini, nazarını kendine döndürmek için onların kabiliyetlerinin kaldıracağı ölçüde şeriatlar ile, kanunlar ile, düzenler ile onları terbiye ede de ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın seviyesine kadar çıkarır. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde bunu tamamlayan bir metin var. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı, bu kainatın biraz önce okuduğumuz, öyle değil mi? Kainattaki tecellileriyle, nizamıyla, mizanıyla, tevziniyle, o düzün güzel, uyumlu bir şekilde yenilenen düzeniyle, burada hikmetlere, maslahatlara, faydalara dikkat edilmesiyle, burada bir alim ilminin, kudretinin, iradesinin, muhtar oluşunun görünmesiyle kainatın vahdaniyeti ve ehadiyeti görünen bir sanatkarı var. İşte şu kainatın o vasıflarla muttasıf, sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor. Bu kainatı yapan ilimden yoksundur diyebilir miyiz? Bilerek yapıyor. Kusursuz bir ilim var yani burada. Ve hikmetle tasarruf ediyor. Bilerek yapıyor ama abes yapmıyor. Hikmetle tasarruf ediyor. Her fiilde bir hikmet var. Bir fayda var. Ve her tarafı görerek tedvir ediyor. Nerede bir Cenab-ı Hakk'ın iradesi varsa oraya nüfuz eden nazarıyla görerek döndürüyor, iş görüyor onlara. Görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faideleri irade ederek terbiye ediyor. Tedbir ediyor, döndürüyor. Böyle bir kainat var mı? Evet, görüyoruz. Kusursuz bir şekilde düzenlenmiş ve düzeni her an yenilenen ve yenilenmekler de her yenilenme öncekinden daha güzel bir manzarayı nazarımıza çıkaran bir kainat var, kusursuz inceliklerle dolu. Madem yapan bilir, birisi bir şey yapıyorsa, eser ortaya koyuyorsa ve bu bir eser tanımına girecek derecede sanatlı bir şeyse, ne vardır arkasında? Bir ilim vardır. Yapan bilir. Kim konuşur? Elbette bilen konuşur. Yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, Cenab-ı Hak yapmış mı bu kainatı? Yapmış. Konuşacak mı? Konuşacak, anlatacak eseri. Madem konuşacak, kiminle konuşacak? Elbette zişuur, yani gördüğü hadisedeki mana nedir, bunun arkasındaki mesaj nedir bana? Bunu idrak edebilecek, bu kabiliyette olan, bu vasıfta olan. Zişuur, şuur edebilecek, anlayabilecek, idrak edebilecek. İdrak ettikten sonra bu öğrendiğinden zifikir, yeni şeyler türetebilecek. Ha, durum böyleyse, bu sonuç böyle bir netice çıkarıyorsa, ben bunu şöyle yaparsam demek ki buradan da böyle bir netice çıkar. Oradan fikir üretebilecek, zifikir. Aldığını ezber papağan gibi tekrar etmeyecek yani. Zişuur, zifikir, başka? Ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, madem bu şekilde tefekkür ehliyle konuşacak. Efela yetefekkerun, efela yetedebberun, öyle değil mi? Hiç fikretmez misiniz? Hiç aklınızı işin içine sokmaz mısınız? Ayetler buna bizi, yüzlerce ayet ne yapıyor? Tefekküre yönlendiriyor, vuruyor tefekküre. Zifikirle konuşacak madem, elbette zişuurun içinde en cemiyetli, her şeyi kendi içinde toplamış ve şuuru külli, bütün kainatı fark edebilecek, idrak edebilecek derecede şuuru külli olan insan nev'iyle konuşacaktır. Cenab-ı Hak kiminle konuşacak? Onun hitabına kabil olan insandır, insan nev'iyle konuşacak. Madem insan nev'iyle konuşacak, her insanla mı konuşacak? Elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Yani insanlar arası ilişkilerde bile var değil mi abi yani? Bir şey konuşacak oluyor, bir şey söyleyecek oluyorsun. İşte bir iş yerine gidiyorsun, senin karşına birisini çıkarıyorlar. Sen üst düzey birisisin, karşına getirmişler yani basit birisini. Siz kimsiniz? İşte ben patronun özel kaleminin yardımcısıyım. Kardeş git, sen benim muhatabım değilsin. Ya patronun gelsin ya da genel müdür yardımcın gelsin.
Şimdi bakın insanlar arası ilişkilerde bile insan neyini arıyor? Muhatabını arıyor. Sen benim karşıma niye çıkarıldın ya? Muhatabım değilsin yani. Git muhatabımı gönder yani. Devletler arası ilişkilerde de bu böyle. Madem insan nev'iyle konuşacak Cenab-ı Hak, elbette insanlar için de kabili hitap, o hitaba kabil, onu kaldırabilecek ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı kabiliyeti en yüksek ve ahlakı ulvi, yüce ahlaklı ve nev-i beşere mukteda olanlarla, bütün insanlık alemine kendilerine uymaktan şeref duyacağı kişilerle konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nev-i beşerin humsu beşten birisi ona iktida etmiş, uymuş, her salavat-ı şerifesinde de bu iktidaını, irtibatını yenileyen ve nısf-ı arz, arzın coğrafya olarak yarısı onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış, o nura tabi olunca ışığı artmış, o nurdan uzaklaşınca insanlık alemi yabanileşmiş. Ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen çoklukla günde 5 defa onunla tecdid-i biat edip, bağlılığını yenileyip, ona verdiği senin yolundan gideceğim sözünü yenileyip, ona duayı rahmet ve saadet edip, onu medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış, sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rehber yapacak ve yapmış? Onu da okuyup inşallah dersimize nihayet verelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nev-i beşere mukteda, insanlık kendisine uysun ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Ta ki nev-i insani, insanlık nev'i, insanoğlu, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları, toplum hayatındaki ve kendi şahsi alemindeki düsturları, prensipleri ondan öğrensin ve Hakîm-i Zülkemal'in kavânîn-i meşiyetine itaate alışsınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْدِيبِ Rabbim beni edeplendirdi, ne de güzel edeplendirdi buyuruyor. Başka? Ayet-i Kerime ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ne gördüyseniz onu alın. Ve o kendi hevasından konuşmaz diyor. وَمَا يَنْتَقِوا عَنِ الْهَوَى Kendi hevasından, hevesinden konuşmaz. O ne konuşursa, o otursa da peygamberlik vasfıyla oturur, kalksa da peygamberlik vasfıyla kalkar. Her haliyle nübüvvetin vazifesi üzeredir. Her haliyle muktedayı küldür. Her haline uyulması gereken dünyanın rehberidir. Ne için verilmiş? Ta ki o nev-i insani, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları, prensipleri ondan öğrensin. Ve Hakîm-i Zülkemal'in kusursuz kemale sahip olan ve her işi hikmetli olan Cenab-ı Hakk'ın kavânîn-i meşiyetine, bu kainatta neyi hangi arzusuna göre yarattığına ve kullarından arzusunun, beklentisinin ne olduğuna dair ortaya koyduğu kanunlarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz itaate alışsınlar ve desatiri hikmetine, hikmet düsturlarına tevfiki hareket etsinler, uygun hareket etsinler. Evet, bir de tavsiyeyle bitirelim inşallah. Ey cirmi ve cismi küçük, cirmi görüntüsü ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük, günahları ve zulmü büyük ve ayıp ve zenbi, kusurları, hataları, ayıpları azim biçare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, kainatın hiddetini ayet-i kerimede ne yapıyor? Mülk suresi 8. ayette Rabbimiz tekâdü temenyezü minel gâyız buyuruyor. Cehennem neredeyse diyor öfkeden parçalanacak. Bu dünyadaki zulümlere karşı cehennem öfkeden parçalanacak dereceye geliyor. Cenab-ı Hak tutuyor onu. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen ki başka bir ayet-i kerimede kafirlerin, ehli dalaletin ölümünün arkasından kainatın ağlamadığını ifade ediyor. Estağfirullah. Fema beket aleyhimus sema'u vel ard. Yani onların ölümlerinin arkasından sema ve arz ağlamaz buyuruyor. Oh gittiler kurtuldum diye. Toprağın altına girecek. Şimdi sıra bizde yani. Cenab-ı Hakk'ın masnuatı olarak yarattığı bu mahlukatına hakaret etmek. Basit bir toprakmış, taşmış gibi görmek nasıl bir şeymiş? Ona şimdi göstereceğiz diye ayeti kerimede ifade ediyor.
kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi. Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmektir ve Kur'an'ın mübelliği olan, tebliğ edicisi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesine ittibadır, uymaktır. Gir ve tabi ol. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın daire-i kutsiyesine girenlerden, hükmünü baş üstüne koyanlardan, hükmüne inkiyat edenlerden, uyanlardan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetisini, seniyyesine de hakkıyla ittiba edenlerden eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi ta'ala el-Fatiha'tun as-salavat.